Günaydın Fokus'ta karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Bugün yeni haftaya başlarken çok da iyi bir başlangıç olmadığı gibi duruyor. Küresel çapta kıpkırmızı tablolar bizi karşılıyor. Özellikle Asya piyasalarında çok sert satışlar hakim olduğu, riskli varlıklardan da çıkışların tüm hızıyla sürdüğünü görmeye devam ediyoruz. Peki gündemde neler var? Bizim enflasyon verimiz tabii önemliydi. Onun detaylarını şöyle bir baktığımız zaman yıllık bazda artışta %61,78 olarak geldiğini görmek mümkün oluyor. Aylık bazda ise %3,23 artış var. Beklentinin biraz altında hem manşet enflasyonda yıllık oran hem de aylık oran. Bir öncekine baktığımız zaman ise %1,64 artış vardı aylık bazda. Merkez Bankası biraz da aylık enflasyonu yakından takip etmemiz gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Tabii ki bunları da ilerleyen dakikalarda uzmanlarla konuşacağız, beklentileri alacağız. Ama küresel piyasalarda adeta bir deprem havası var gibi duruyor. Sabah saatlerinde Japonya'da hem Nikkei hem Topix endeksi %12'şer değer kaybıyla günü tamamladı. Az önce Güney Kore'den açıklamalar vardı. Bugünkü yaşanan o %8,70'lik düşüşle alakalı olarak gerektiği takdirde adımlar atabiliriz mesajı verdik. Kripto tarafında birazdan yine rakamlara bakacağız ama Bitcoin'de satışlar bir miktar hız kesmiş olsa da yine orada da çift taneli geri çekilmeleri görmek mümkün oluyor. Bunlar tabii uzmanlara göre henüz şu anda tam olarak neden bu kadar sert düşüşlerle karşılaşabileceğimiz konusunda hala soru işaretleri var. Hala gri bir bölge ama tabii farklı dinamikler var. Bunlardan bir tanesi jeopolitik risklerdeki artış. Bir diğeri ABD'de Cuma günü takip ettiğimiz tarım içi istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırma konusunda geciktiği ve ABD'nin bir resesyona girdiği konusuna dair endişeler ve tabii ki bir yandan da Japonya'da geçtiğimiz hafta gelen o faiz artışı ve buna bağlı olarak yende değer kazanılması hisse tarafına çok iyimser yansımadı gibi duruyor ve Cuma günü satışların biz bugüne de taşındığını ve yine Avrupa borsalarında da olumsuz bir tablo olduğunu görüyoruz ki biz zaten olumsuz etkileri Cuma günü görmüştük. %3,01'lik bir değer kaybıyla borsa günü tamamlamıştı. Haftalık bazda %3,84'lük bir kayıp vardı. Bugün de endeks, BIST 100 endeksi güne başlarken devre keserek başladı. Sonrasında ikinci devre kesici geldi. İlk devre kesici %5'te, ikincisinde %7'de geliyor. Ancak şimdi tekrardan işlemler başladıktan sonra gün içerisinde bir daha devre kesici gelmesini beklemiyoruz. Zaten en fazla %10 düşme ihtimali var. Borsanın birazdan rakamlara bakacağız ama şu an itibariyle %5'e yaklaşan geri çekilmeler dikkatleri çekiyor endekste diyelim ve hemen rakamlarla devam edelim. Geçen hafta gördüğümüz BIST 100 endeksindeki geri çekilmeler tüm endekslere yansıyan bir şekildeydi. Bankacılık tarafında %4 civarında bir düşüş vardı. Şu anda rakamlara baktığımız zaman BIST 100 endeksi %4,73 gerileme içerisinde ve açılış itibariyle biz o kritik 10.000 puanın altına geldik. 10.000 puan sınırındayız ama tabii burada küresel piyasalara paralel olarak neler olacak? İşte bu biraz şu an itibariyle en azından bu saatlerde belirsiz gibi duruyor. Küresel piyasalarda dipten alım fırsatlarının olduğuna dair çağrılar yapılırken aslında uzmanlar, ekonomistler her düşüşün bir alım fırsatı olmayabileceğinin de altını çiziyor. Para piyasalarına baktığımız zaman dolar TL 33-34 seviyelerinde. Dolar endeksinde biz 4 ayın en düşük seviyelerini gördük ve burada şu an itibariyle buna rağmen içeride aslında bir miktar kurda artış olduğunu görmek mümkün oluyor. Euro TL tarafında ise 36-61 seviyelerini görüyoruz şu saatlerde. Emtia tarafına göz atalım. Spot altın dediğimiz zaman yön aşağı %0,50'lik bir düşüş var. 2431 dolardan işlemler geçiyor. Cuma günkü tarım içi istihdam verisinin 175 bin beklenirken 114 bin gelmiş olması ve işsizliğin %4,3'e çıkmış olması bir miktar tabii Fed tarafında resesyon endişelerini tetikledi ve Eylül'de 50 bas puanlık bir faiz indirimi gelme ihtimali de masaya geldi. Ama şu anda Fed'in burada biraz daha fonlama vadelerine baktığımız zaman orada bu hafta içerisinde bir faiz artışına gitmesine olağanüstü toplantı çerçevesinde bu ihtimal %60 fiyatlanıyor gibi duruyor. Brent petrol tarafında ise küresel resesyon endişeleri biraz daha ağırlık verdi ve jeopolitik risklere rağmen yönünü aşağı dönen bir petrol bizi karşıladı ki haftalık bazda Amerikan ham petrolde %4,7,
Brent petrolde de %5,3'lük bir değer kaybıyla geçen hafta tamamlandıktan sonra şu anda da Brent petrol $76'ın hemen üzerinde. Bitcoin tarafında da çok sert satışları gördük. %15'lere kadar vardı satışlar. Riskli varlıklardan çıkış hikayesi şu an itibariyle biraz daha tetiklendi. Tabii bu sabah saatlerinden beri bunu takip ediyoruz. $50,000 altına kaymıştı ama şu an biraz orada telafi edildiğini görmek mümkün oluyor. Tahvil tarafına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an itibariyle 10 yıllık tahvil faizi %3,75 seviyelerinde ki aslında cuma günü buradaki hareketlerin başladığını gözlemlemiştik. Tahvil faizlerinin aşağı geldiğini görüyorduk ki 10 yıllık getiriler örneğin işte Aralık sonundan bu yana en düşük seviyelere gelmiş oldu. 2 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman ki aslında biraz daha Fed'in ve işte faiz oranlarındaki hareketlere daha duyarlı bir faiz oranı orada da %3,79 seviyesini görmek mümkün oluyor. Evet şimdi Albatros Portföy'e gideceğiz. Araştırma uzmanı Sertaç Bulut bizimle beraber. Sertaç hemen hoş geldin diyelim sana. Hoş bulduk Reyhan, teşekkürler. Evet yani iyi haftalar diyelim. İyi başlasaydı hani iyi başlamadı belki ama iyi gider diye umalım. Nasıl bir tablo bekliyor bizi? Şöyle bir sektör olarak baktığınız zaman borsada herhangi bir hani böyle cımbızla çekip alabileceğimiz iyi bir hikaye var mı? Yoksa şu an itibariyle küresele paralel şekilde biz de değer kayıplarını görmeye devam edecek miyiz? Ne dersin? Yani olabildiğince iyi bir hafta dileyelim. Tabii böyle başlayalım. Maalesef pek iyi başlamadık haftaya. Burada aslında uzunca bir zaman BIST 100 yurt dışından ayrı hareket sergiliyordu. Bugün de aslında öyle olmasını umuyorduk açılışta. Keşke öyle olsaydı ama o da BIST 100'de endekste yurt dışına paralel hareket etti ve senin de bahsettiğin gibi iki kere devre kesti. İki devre kesişmesinin ardından şu an bir miktarda toparladı gözükse de 10 bin seviyesinin altında fiyatlanıyoruz. Burası önemli. Şimdi ne oldu diye soracak olursak aslında geçtiğimiz hafta Japon Merkez Bankası'nın sürpriz şekilde faiz arttırımıyla beraber burada carry trade işlemlerinin de olumsuz etkilenmesi, onun dışında cuma günü ABD'den gelecek gelmiş olan verilerin kötü verinin bu sefer kötü fiyatlanıyor olması, bu resesyon sinyallerinin de güçlenmesiyle beraber bunlara ek olarak jeopolitik risklerin de artması olumsuz havayı iyice arttırdı. Biz bugün enflasyon verisini takip ettik. Burada aylık bazda artan bir enflasyon oranı gördük ama yine beklentilerin bir miktar altındaydı. Fakat buna rağmen güçlü bir enflasyon geldi. Burada Ağustos ayında da aylık bazda yani önümüzdeki ayda açıklanacak Ağustos ayı enflasyonunda aylık bazda %3'ün üzerinde gelmesi halinde TCMB'nin de faiz indirimlerine başlaması bir miktar ötelenebilir. Bu da piyasalarda bir miktar bizim piyasamızı olumsuz havayı güçlendirebilir. Yani burası önemli. Bugün çok diyecek bir şey yok açıkçası. Güçlü bir şekilde başlayan satış dalgası bizi de buldu ve şu anda da 10 bin seviyesinin altında fiyatlanıyoruz. Haftayı 10 bin seviyesinin üzerinde kapatabilirsek bir miktar toparlanma emareleri görebiliriz ama 10 bin seviyesinin altında kalmamız halinde 9500 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 10 bin seviyelerini takip et, 10 bin seviyesini takip etmekte fayda var. Hem psikolojik hem de teknik olarak. Endekste de zaten geçtiğimiz 2-3 haftada çok olumlu bir hava gözükmüyordu. Bugün gelen haber akışları da tuzlu biber oldu diyebiliriz açıkçası. Evet Sertaç çok teşekkürler aktardıkların için. Albatros Portföy Araştırma Uzmanı Sertaç Bulut bizimleydi. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından enflasyon verilerini değerlendirmek üzere TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özdoğru ilk konuğumuz olacak. Hemen arkasından da küresel piyasalardaki hareketleri değerlendirmek üzere İstanbul Portföy Makro Stratejisti Berk Dinçtürk'ü ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, Fokus'la yeniden karşınızdayız. Şimdi TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özdoğru bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi enflasyon rakamlarını aldık Temmuz ayına ilişkin olarak. Onunla bir başlayalım. Bir önceki aya göre aylık bazda
biraz hız kazanırken baz etkisiyle beraber yıllık bazda geri çekildiğini görmek mümkün oluyor. Aylık bazda %3,23'lük bir artış var. Beklentilerin yani hemen altında ama beklenti zaten %3'ün üzerinde olabileceği durumundaydı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer alt kalemlere baktığınız zaman beklediğiniz bir türde enflasyon verisiyle karşılaştınız mı? Aslında baktığımız zaman enflasyon verilerine bir nebze yine dediğiniz gibi beklentilerin alt limitinde aslında piyasa beklentileri daha çok 3,5, %3,5 civarında oluşmuştu. Temmuz ayı içerisindeki aylık enflasyon artışının TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyon verisi aslında beklentilerin alt tabanında gelmiş oldu. İstatistik olarak çok bir fark var mı derseniz belki olmayabilir ama algısal olarak bence genel olarak TÜİK tarafından açıklanan verilerin enflasyon beklentilerinin altında geliyor olması tabii ki aslında kredibilite konusundaki sürecin pekişmesi konusunda olumsuz etkileri olabilecektir diye söyleyebilirim. Bunun dışındaki artış oranlara baktığımızda aslında şu aşamada benim biraz daha odaklanarak baktığım fiyatlar içerisinde gıda fiyatları geliyor. Gıda fiyatları konusunda biz de aslında son 11 ay içerisinde TEPAV olarak gıda fiyat endekslerini takip ederek bununla ilgili açıklamalar yapıyoruz. Bizim de Temmuz ayı içerisindeki aylık gıda fiyatlarındaki artış beklentimiz %1,8 civarındaydı. TÜİK tarafından açıklanan rakam da aslında bizimkiyle beraber oldukça paralel bir gıda fiyatlarındaki aylık artış rakamına denk gelmiş oldu. %1,8'lik rakam tabii biz çok yüksek oranları aşina olduğumuz için yüksek bir oran olarak gelmeyebilir kulakları. Ancak hem önceki yıllardaki aylık enflasyonlardaki benimsizsel etkilerden biri aslında gıdanın düşük gelmesi gereken bir dönemdeki 1,8'lik artışın oldukça yüksek bir oran olması hem de Mayıs ayından bu yana gıda fiyatlarındaki aylık artışların tekrardan yükselme trendine gelmesi aslında benim açımdan şüphe uyandıran ve ciddi dikkatle izlenmesi gereken bir veri olarak değerlendiriyorum. Tabii ki gıda fiyatları gibi yüksek volatilite ve mevsimsel etkiler içeren fiyatlar özellikle çekirdek endeksteki süreçlerden arındırılarak bakılıyor ama şu aşamada özellikle hane halkının hem temel satın alma ihtiyacı hem de algı olarak en hızlı şekilde karşılık bulan süreçler içerisindeki gıda fiyatlarındaki artışın yeniden yükseliş trendine girmesini ben enflasyon olan mücadele konusunda daha olumsuz bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bunun dışında tabii geçmiş verilerin üzerine Ağustos ayındaki başta enerji fiyatlarındaki artışlar olarak hayatımıza girecek yeni fiyat artışlarını da ekleyecek olursak aslında Ağustos ve Eylül ayları içerisindeki aylık enflasyon içindeki gidişatında nispeten yine bizim Merkez Bankası'nın mevsimsellikten arındırılmış patikasının üzerine gelen bir rakam olarak karşımıza çıkabileceğini değerlendiriyorum. Evet, yani burada hani biraz enflasyonda çok olumlu bir süreç olmadığını söylediniz özellikle gıda tarafına baktığımız zaman. Peki yani bundan sonrasını biraz konuştuğumuz zaman biraz ekonomistler, uzmanlar ikiye bölünmüş durumda. İşte faiz indirimlerinin bu yıl içerisinde gelme ya da gelmeme konusunda. Merkez Bankası bu durumun tamamen enflasyon dinamiklerine bağlı olacağını ve şu an itibariyle bir faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını söyledi ama sizin bu konudaki görüşünüz nedir acaba? Yani zaten hani faiz indirimi gelse dahi sıkı duruş, korunacak beklentisi olduğu için bazı uzmanlar, ekonomistler bazı kesimi rahatlatabilmek adına böyle bir etkinin iyi bir adım olabileceğini düşünüyor. Sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Aslında faiz konusundaki süreç içerisinde dediğiniz gibi genel olarak bir ikiye bölünmüşlük var. Bazı kesimler ki aslında uluslararası yatırım bankaları tarafından da Eylül ayında Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin başlayabileceğine dair beklentiler açıklanan kurumlarda karşımıza gelmiş oldu. Ancak ben mevcut süreçte geldiğimiz konuya bakacak olursak Temmuz ayında %3,2'lik nispeten yüksek bir enflasyona karşı karşıya kaldık ki Ağustos ayında da yine biraz önce yetmiş olduğum üzere enflasyonun aylık bazda yine yüksek gerçekleşmesi, bu işte enerji fiyat artışları gibi süreçlerden dolayı izleyen süreçlerde yansıyacak bir şekilde gelmesi yine bize aslında Eylül ayındaki Merkez Bankası kararı içerisinde Merkez Bankası'nın enflasyon olan mücadelede elini pek de güçlendirecek bir veri olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında ben bunu belki biraz daha veri setlerinin nasıl tahminlere yetiştirildiğine dair bir açıklama yaparak biraz daha netleştirmek isterim. Aslında tabii ki enflasyona baktığımız zaman çeşitli modeller kullanılır. Bu modeller içerisinde de işte reel faiz oranları içerisinde bakacak olursak ya gerçekleşen enflasyon oranlarına göre ya da enflasyon beklentilerine göre para politikası sıkılığına ilişkin çeşitli duruşlar sergilenmiş olur.
Şu aşamada tabii ki 12 aylık enflasyon beklentilerine bakacak olursak Merkez Bankası'nın oldukça sıkı bir para politikası ilettiğini düşünürüz. Ancak şu aşamada enflasyon bekleyişleri açısında çok büyük bir kopukluk olduğunu biz görüyoruz. Burada ne demek istiyorum ben? Piyasanın evet bir yıl sonraki enflasyon beklentileri %30-35 bandında olabilir ancak hane halkının ve firmaların bir yıl sonraki enflasyon beklentileri hala Merkez Bankası hedefinin iki katı ve üzerinde bir orana oturmuş durumda. Bu bir en önemli konulardan birisi. Yani temel sorun piyasanın enflasyon beklentisinin genel ekonomi dinamiklerine yansıtma konusundaki uzaklıktaki kalışı. İkincisi, gerçekleşen enflasyona göre biz süreci bakacak olursak şu aşamada enflasyon endeksleri açısında da ciddi kopukluk ve hissedilen enflasyon konusunda da ciddi fark olduğunu görüyoruz. Burada biz TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyon serileriyle işte İstanbul Ticaret Odası gibi, Türkiye'si gibi veya çeşitli endekslerdeki baktığımız zaman aylık enflasyon gerçekleşmeleri veya yıllık bazdaki enflasyon içerisindeki seyir açısından ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Merkez Bankası'nın temel sorunları içerisinde para politikasında karar alırken hangi enflasyon beklentilerine ve hangi enflasyon serilerinin genel toplumsal dinamikleri yansıttığına ilişkin genel bir belirsizlik aralığının yüksek olacağını ben değerlendiriyorum. Bundan dolayı da sadece tüketici enflasyonundaki aylık bazlardaki %3-3,5 bandına daralan bir enflasyonla beraber karar vermesinin açıkçası ben enflasyonla mücadelede elini zayıflatacak önemli bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ki bence bu konudaki anlayışın Merkez Bankası üst yönetim tarafından da benzer bir algıda olduğu kanaatindeyim ben. Zira Cevdet Akçay tarafından yapılan açıklamalarda da herhangi bir şekilde şu aşamada yakın dönemde faiz indiriminin söz konusu olmadığına dair açıklamalarla birlikte de bence benzer duruş korunmuş oldu. Ancak Merkez Bankası bu süreci sürdürerek gerek enflasyon beklentileri, gerek aylık endeksteki iyileşmelerle beraber izleyen aylarda özellikle Eylül-Ekim aylarındaki enflasyonla beraber süreci daha netleştirirse tabii ki Kasım-Aralık aylarında bir faiz indiriminin söz konusu olabileceğini değerlendiriyorum. Ancak şu aşamada beklentilerin hala oldukça bozuk düzeyde olması, kamu maliyesinin enflasyonla olan mücadelede para politikasının yeterli destek vermemesi ve tabii ki arkadan alınan fiyat artışları gibi süreçler aslında Merkez Bankası'nın yıl sonundaki enflasyon kararı üzerinde de olumsuz bir risk olarak duruyor diye değerlendiriyorum. Evet, şimdi son dakika gelişmesi var, onu paylaşalım. Devam etmeden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşme gerçekleştirecek beklentisi var. Bunu tabii ki yakından izliyoruz. Şimdi devam edersek hani enflasyonla alakalı olarak yani biraz böyle hani kredibilite tarafında da o sürece olumsuz etkileyebilecek başlıklar olduğuna vurgu yaptınız. Bu süreç yabancı yatırımcının da çok yakından takip ettiği, izlediği bir durum olduğu için ve biz aslında yabancının daha fazla gelmesini umduğumuz ama tam olarak istenilen seviyelerde gelmediğini de gözlemlediğimiz için bunu da sormak isterim. Yani enflasyon süreci anlamında hani yabancı bakış açısıyla baktığınız zaman nasıl bir değerlendirme görüyorsunuz? Çünkü hani not artışları geldi, daha da gelmesi bekleniyor ama hani bu enflasyonla mücadele sanıyorum ki yabancının da rezervle beraber belki de hani rezervden daha çok baktığı bir süreç, ne dersiniz? Evet, enflasyon, yüksek enflasyon gerek yurt dışındaki yabancılar gerekse yurt içi içindeki en önemli kriterlerden bir tanesi. Bir, fiyatlama davranışı, iki, ekonomideki belirsizlik, üç, yatırım yapma ortamı, reel getiriler gibi birçok alanı etkileyen temel unsurlardan birisi de. Bu çerçevede aslında ben biraz önce yurt içindeki yerleştiklerin enflasyon beklentilerinin olumlu olmadığını belirtirken aslında benzer şekilde yurt dışındaki yabancıların da bakış açısına bakacak olursak sizin biraz önce iletmiş olduğunuz üzere bir aslında sıcak parayla ve çok kısa vadeli şu aşamaya kadar girişlerinin sadece işte kısa vadeli gir çıklarla ilgili olacak şekilde yoğunlaştığından bir enflasyon konusundaki çekincelerin karşımıza çıktığını gördük. İkincisi de biz uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerindeki faiz getirilerine bakacak olursak aslında şu aşamada piyasadaki genel kanaatin bu enflasyonla mücadele konusunda hükümete bir güven ortamının oluşmadığı yönünde. Biz bunu nereden görüyoruz? Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin dipslerdeki faiz oranlarına bakacak olursak aslında %40'lar civarında bir alanda yoğunlaştığını görüyoruz ki bu çerçevede herhangi bir şu anda kayda değer olma bir gelişme de olmadı.
Ama tabii ki bunlar birbirlerini besleyen süreçlerdir. Enflasyon olan mücadelede kazanımlar gelmeye başladıkça bu da tabii ki beklentileri aşağı çekerek birbirini besleyecek bir sürece dönüşebilir diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğunuz kıymetli görüşleriniz için. TEPA Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisi Doktor Burcu Aydın Özdoğru konuğumuzdu. Şimdi küresel piyasalarda yaşanan çalkantıyı konuşmak üzere İstanbul Portföy Makro Stratejisti Berk Dinçtürk konuğumuz. Berk Bey, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi şöyle bir piyasalara baktığımız zaman sert bir satış dalgası var. Sabah saatlerinde Asya'da çok sıkıntı bir durum vardı. Bununla ilgili şimdi bir haberimiz var. O haberi izleyelim, sonrasında Berk Dinçtürk'le devam edeceğiz. Küresel hisse senedi piyasalarında Fed'in faiz indirimleri için geç kaldığı algısı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yaşanan satış baskısı yeni işlem haftasının ilk gününde şiddetlenerek devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü çakılan hisse endeksleri yeni haftaya negatif girdi. Nasdaq 100 endeksi vadelilerinde düşüş %6'ya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma açıklanan tarım dışı istihdam verisinin hayal kırıklığı yaratması da Amerikan ekonomisiyle ilgili endişelerin artmasına neden oldu. Goldman Sachs ekonomistleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek bir yılda resesyon yaşanma ihtimalinin %15'ten %25'e yükseldiğini, ancak işsizlikteki artışa rağmen bu riskin sınırlı olmaya devam ettiğini belirttiler. Citigroup ve JP Morgan, Eylül ve Kasım toplantılarında Fed'den 50'şer bas puanlık indirimler beklediklerini duyururken, tahvil yatırımcıları yıl sonuna kadar yaklaşık 5 çeyrek puana eşdeğer bir indirim fiyatlıyorlar. Bu da son 3 toplantıda 50 bas puanlık faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisine işaret ediyor. Yeni hafta Asya'daki sert satışlarla piyasalarda tarihi bir kasırgaya da yol açtı. Japonya hisseleri 1987'den bu yana en sert satış dalgasıyla karşı karşıya. Güney Kore'de Kozdak endeksi rekor düşüş kaydetti. BIST 100 endeksi küresel piyasalarda yaşanan satışların etkisiyle yeni haftaya sert bir satışla başladı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe %6.7 düşüşle başladı ve endeks bazlı devre kesici devreye girdi. Amerikan ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri kripto paralarında da büyük satış getirdi. Bitcoin haftaya %10, Ethereum ise %20'lik düşüşle başladı. Petrol ise Orta Doğu'daki artan gerginliklere karşın piyasalardaki satış dalgasıyla 7 aylık düşüş seviyesinin yakınında dalgalandı. Evet, VIX korku endeksi de bu arada 41,82 seviyesiyle 4 yılın zirvesine çıktı. Böyle de bir tablo var. Çok kısaca bir hani rakamları hatırlarsak anlık olarak ne gösteriyor bize? Avrupa tarafında %2'nin üzerindeki satışlar olduğunu görmek mümkün oluyor. Asya tarafında zaten çok derinleşmişti sabah saatlerinde satışlar. Nikkei'de %12,40'lık bir düşüşle gün tamamlandı. ABD zaten cuma günü olumsuz kapanmıştı. Orada da vadeli işlemler yine negatif bir açılışa işaret ediyor. Şimdi Berk Dinçtürk konuğumuz. Berk Bey, merhabalar, hoş geldiniz yeniden. Evet, beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorsunuz galiba ama biz sizi duyamıyoruz. Tekrar bir konuşmanızı rica edeyim. Merhaba, sesim geliyor mu şu an? Şimdi geliyor, evet, çok teşekkürler. Biraz böyle hani kötü bir haftaya başladık gibi duruyor. Gerçi Cuma'da çok iyimser değildi. Şimdi sabah Murat Salar konuğumuzdu ve şöyle bir şey söyledi. Henüz tam olarak bu kadar sert satışları ki uzun zamandır görmemiştik dedi. Nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Biraz böyle gri bir bölge. Dolayısıyla anladıktan sonra biraz daha piyasalar hani daha kendine göre bir yön alabilir değerlendirmesini yaptı. Sizce burada hangi taraftan gelen sıkıntılar? Çünkü aynı anda pek çok farklı başlık var jeopolitik olarak, işte resesyon endişeleri. Bir taraftan tabii ki işte hani Fed gerisinde mi kaldı piyasaların, bunların hepsini konuşurken sizin buradaki hani risk dağılımı yaptığınız zaman ne görüyorsunuz? Şimdi aslında ben bu sene katılım Bloomberg programlarında şunu söylüyordum. Finansal piyasaları bir tsunami bekliyor ve bu fırtınanın merkez üssü Japonya olacaktır. Çünkü küresel bazda 20 trilyon dolar büyüklüğünde Japonya'nın kredi trade pozisyonları var. Enerji ve gıdada dışa bağımlı Japon Merkez Bankası'nın ardı ardına faiz artırımı yapacak olması piyasalarda bir sarsıntıya yol açacaktır. Şimdi ama bir şey daha söylemiştim. Japon Merkez Bankası'nın bu sene 1 veya 2 faiz artırımı yapması piyasaları sallar ama yıkmaz. 2025 yılının ikinci yarısında daha dikkatli olması gerektiği görüşündeyim.
Şimdi geçtiğimiz hafta Japon Merkez Bankası faiz oranını, politika faizini 0.25'e çekti. Bu da küresel bazda aslında Japonya'nın kredi pozisyonlarının bir kısmının çözülmesine sebep oldu. Bir diğer taraftan Amerika'da gelen işsizlik verisi %4.3'e çıkınca piyasalar şu endişeye kapıldı. Acaba Amerika resesyona mı giriyor? Üçüncü bir seçenek olarak baktığımızda da aslında Amerika'da yaklaşan bir başkanlık seçimi var ve piyasalar belirsizliği sevmez. Yani bir bütün olarak değerlendirdiğimizde şu anda bizim piyasa önünü göremediği kısa vadede bu satışlar, kar realizasyonları gelmesi oldukça muhtemel. Ama burada her şey bitti demek mi bu? Değil. Bu bir mini kriz olarak değerlendirebiliriz bunu. Çünkü baktığımız zaman Amerika aslında son gelen işsizlik verileri Texas eyaletindeki fırtına kaynaklı. Yani Amerika'nın en büyük eyaletinde Temmuz ayında 2 hafta boyunca elektrik verilemedi ve bu istihdam piyasasını oldukça olumsuz etkiledi. O yüzden genel problem şu, Fed geç mi kalıyor? İşte para politikasını fazla mı sıkıştırdı? Ben orada bir problem olduğu görüşünde değilim. Çünkü büyüme hala kuvvetli. Hem ikinci çeyrek büyümesi kuvvetli, hem de üçüncü çeyrek büyüme tahminleri hala tarihi ortalamanın oldukça üstünde görünüyor. Amerika 2 trilyon dolarlık bütçe açığı veriyor. Ekonomisine son sürat destek oluyor. Petrol fiyatlarının geri gelmesi de Japonya'da enflasyonun süreliliğini sorgulatacaktır. Yani ben örnek olarak S&P 500 endeksinde 5000 seviyesi etrafında yeni alım fırsatları oluşacağını, Ağustos ayının biraz volatil olacağını ama bu rallinin henüz bitmediği görüşündeyim. Volatiliteye karşı da VIX pozisyonları alarak kendimizi koruyabileceğimizi söylemiştik. Şu anda 40 seviyeleri aslında burada politika yapıcılarının yavaş yavaş devreye girdiği seviyeler. O yüzden S&P'de 5000 seviyesine doğru olacak geri çekilme bu köprünün alınmasına yeni altyapılarında piyasaya girmesine yol açacak. Evet, şimdi S&P 500 dediniz. Orada 2 günde %3.2'lik bir değer kaybı var ve Mart 2023'ten bu yana da en kötü 2 günlük performans gerçekleşti. Yine vadeli tarafa baktığımız zaman kötümser bir açılış beklentisi var. Ve biz zaten bir rotasyondan bahsediyoruz ama burada rotasyon illa hani teknolojiden çıkıp küçük şirketlere Russell 2000'e giriş olarak görülmemeli gibi de bir görüş var. Bu konuya katılıyor musunuz? Bir taraftan faiz indirim beklentileriyle beraber emlak, konut gibi sektörler, kamu altyapı sektörleri buralara giriş olabileceğine, rotasyonda önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiliyor. Ne dersiniz? Hani bu rotasyonu konuşuyoruz ama sanki rotasyonun içinde de hani geçtiğimiz haftalara kıyasladığımız zaman farklı bir dinamik de, farklı bir rotasyon da oluşmuş durumda gibi. Şöyle değerlendirelim bunu. Şimdi Fed Nvidia'nın hisse değerinin %10 düşmesine ehemmiyet vermez. Ama finansal sektörün, bankacılık sektörünün değer kaybetmesine büyük önem verir. Şu anda bankacılık sektörü geçtiğimiz hafta Amerika'da %10'a yakın değer kaybetti. Banka rezervleri 3 trilyon dolar seviyesine geriledi. Bu aynı zamanda işte bizim SVB bankasının batışında yaklaştığımız kritik seviye. Bu sebeple burada para politikacılarının yeniden parasal destek piyasaya sağlayacak olması özellikle bankacılık sektörüne ve küçük orta ölçekli bankalara destek sağlar. Russell'ın büyük bölümünü küçük orta ölçekli bankalar, yani bölgesel bankalar, konut sektörü gibi sektörler içerdiği için bu parasal genişleme, likide koşullarının yeniden gevşiyor olması Russell 2000'e destek sağlar. Yani biz bu yeni gelecek parasal genişlemeyle sadece teknolojide değil, küçük orta ölçekli sektörlerde de yükselişin devamını görebiliriz. Çünkü önceki dönemlerden farklı olarak Fed, Amerikan ekonomisi resesyona girmeden faiz indirimlerine başlayacak. Enflasyonla mücadele kazanılmadan faiz indirimlerine başlamak zorunda kalacak. Bu nedenle baktığımızda yavaşlayan bir ekonomiye parasal destek sağlıyor. İşte böyle baktığımızda bu küçük orta ölçekli işletmeler için likide koşullarının gevşemesiyle birlikte iyi bir dönüm işaret eder.
Evet, bir taraftan da hani Japonya kaynaklı bir tsunami olabileceği konusunda yaptığınız uyarılardan bahsettiniz daha önceki dönemlerde. Şimdi orayı biraz açalım mı? Çünkü hani hala tabii ki bu satışın ne kadar büyük bir dalga olduğu ve ne kadar sürebileceğine dair belirsizlik varken o tarafta yani bunun önüne geçebilecek herhangi bir adım bekler misiniz? Çünkü hani geçtiğimiz hafta faiz artışı geldi. Yen değerlendi. 7 ayın yani bu yıl bütün kayıplarını telafi etmiş durumda. Ve hani hisse tarafında da satışlar zaten aşikar sabah saatlerinden bu yana gördüğümüz üzere. Tahvilde de yine geri çekilme var faizlerde. Ne dersiniz? Şimdi burada carry trade pozisyonları şu. Aslında 20 trilyon dolar büyüklüğünde bir carry trade pozisyonundan bahsettik. Temel mantığını anlayalım kısaca. Japonya'da faizler ultra düşük seviyelerde olduğu için yatırımcılar Japonya'ya borçlanıp o parayı dolara çevirerek Amerikan piyasalarında işlem yapıyorlar. Ve bunun ağırlıklı bir kısmını da kaldıraçlı olarak gerçekleştiriyorlar. Şimdi hem teknoloji sektörünün aslında ileriye yönelik kar beklentilerinde olağanüstü bir etki yaratmaması, bunların değerlemesinin sorgulanmasına sebep oldu. Hem de o faiz makasının kapanmaya başlaması yatırımcılar da bu carry trade pozisyonlarının bir kısmının çözülmesini sağlıyor. Ama makas hala çok büyük. Hani Fed politika faizi 5.25-5.50 seviyelerinde, Japonya'nın politika faizi 0.25'te. Bizim burada endişe edeceğimiz konu ardı ardına faiz arttırmak zorunda kalacak olmasıdır. O da nasıl olur? Petrol fiyatlarının jeopolitik bir gerginlikle 90 doların üstüne patlamasıyla olur. Yani petrol fiyatları 90 doların üstüne kalıcı olarak yerleşmediği sürece bizim uzun vadede endişe edeceğimiz bir durum yok. Bu Ağustos FED önce piyasalar Jackson Hole'u beklemek ister. Daha sonra da Eylül ayında indirimine tamamen kapının açılmasını ister. Böyle baktığımızda yani biz buna bir likidite tarafında bir hava boşluğu diyebiliriz. Ama hem Japon Merkez Bankası'nın faiz artımlarına devam etmeyecek olması hem de Fed'in piyasaya destek sağlayacak olması da likidite tarafında piyasaları düştüğü yerden kaldıracaktır. Evet, şimdi tahvil tarafına baktığımız zaman neler söylersiniz? Hani oradaki hareketler çünkü genel olarak hani küresel çapta ülkelerin tahvil hareketlerinde de sert oluşumlar dikkatimizi çekiyor. Burada sizin için şu an belirleyici, dikkat edilmesi gereken bir gösterge var mı piyasaların geri kalanını da etkileyebilmek adına? Şimdi tahvil tarafını yorumlarken ilk önce şu soruyu soralım. Amerikan ekonomisine resesyona girebilir mi? İşte burada imkansızları elersek geriye gerçekler kalır. 35 trilyon dolar borcu olan Amerika ekonomisini resesyona sokarsa vergi gelirleri ortalama %15 azalacağı için en basitinden sosyal ve sağlık yardım paketlerini, desteklerini tamamlayamaz, yerine getiremez bu görevlerini. O yüzden borcu bu kadar yüksekken resesyona yani buna bağlı olarak deflasyona değil yüksek enflasyona ihtiyacı var. O yüzden de enflasyon hedefine ulaşmadan parasal destek sağlamak zorunda kalacaktır piyasalara. İşte bu da getiri eğrisinin dikleşmesine sebep olur. Yani FED faiz indirdiğinde kısa vadeli tahvil faizleri iner, uzun vadeli tahvil faizleri daha sınırlı ineceği için enflasyon beklentileri sebebiyle getiri eğrisi dikleşir. O yüzden eğer bir tahvil yatırımı yapılmak isteniyorsa ben getiri eğrisinin dikleşmesi yönünde pozisyon alınabileceği görüşündeyim. Yani kısa vadeli Amerikan tahvillerini alırsınız, uzun vadelileri satarsınız ve faiz eğrisinin dikleşmesini oynarsınız. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Berk Dinç Türk bizimle beraberdi. İstanbul Portföy Makro Stratejisti. Böylelikle Fokus'un sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.